Cumhurbaşkanı'nın hem Urfa'da ki şu, bu arada şu Urfa'yı gör abi. Urfa'yı gör. Az önce haberini verirken de gördük. Maşallah. Urfa böyle. Neresi farklı ki bu arada? Hani Urfa böyle diyorum da Cumhurbaşkanı'nın gezdiği, vatandaşla buluştuğu her yer bu halde. Yani iğne atsan yere düşmüyor. Bunun daha büyük fotoğrafları da var kuşkusuz ki. Geriye doğru gidiyor alabildiğine Urfa'da. Soruyorlar becerilerle ne konuştun diye. Biz de merak ediyoruz. Şimdi biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanı, daha evvel metinlerini falan da yazdığı ortaya çıkan adam Baylokçu çıktı biliyorsunuz. FETÖ'nün önemli adamlarından biri çıktı. Şimdi o Baylokçu baş danışman mı acaba 15 Temmuz gecesindeki havaalanı ilişkisini kurdu? Bağlantısını kurdu. Ben soruyorum abicim ve merak ediyorum. Ve bu konuda kamuoyunun da tatmin edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir, Sayın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Bir siyasi hareketin başkanı olarak 15 Temmuz gecesi 21.50 uçağıyla Ankara'dan İstanbul'a neden geldiniz? Neden geldiniz? Bize Cumhuriyet Halk Partisi, tüzel kişiliği, parti, İstanbul Teşkilatı olabilir, genel merkez olabilir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz gecesi ya da 16 Temmuz günü genel başkanın İstanbul'da olmasını gerektirecek o programı kamuoyuyla paylaşabilir mi? Bunu açık yüreklikle soruyorum. Bir vatandaş olarak merak ediyorum. Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'dan İstanbul'a getirten 21.50 uçağıyla Ankara'dan İstanbul'a getirten şey neydi? Niye geldi? İki. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da içinde olduğu 21.50 Ankara İstanbul uçağı saat tam kaçta hareket etti? Ve o hareketi, yani 21.50 uçağının o hareketi ne başlamadan evvel Sayın Kılıçdaroğlu'nun cep telefonuna danışmanları tarafından, gündemi takip eden işte kurmay heyeti tarafından, basın müdürleri tarafından ya da işte güvenlikten sorumlu ekibi tarafından, belki koruma müdürü olabilir, belki başka birisi olabilir, belki partinin Gölge İçişleri Bakanı tarafından, bilmiyorum. Efendim Türkiye'de çeşitli noktalarda bir takım hareketlenmeler var mesajı gelmedi mi? Saat 22'de en iyi ihtimalle saat 22'de kalkmış bir uçaktan söz ediyoruz. Uçak kalkmadan evvel Sayın Kılıçdaroğlu'na bu meseleyi yakından takip eden kurmayları tarafından hiç bilgilendirme mesajı gelmedi mi? Merak. Havaalanı ile ilgili sorulması gereken soruların tümünü zaten Sayın Cumhurbaşkanı soruyor. Sonrasını sorayım ben. Sayın Kılıçdaroğlu'nu Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinden ertesi sabah gün ağardığında kim aldı? Ve Ataköy Marina'da kendisi için hazırlanmış olan tekneye götürdü. Ataköy Marina'da Sayın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu bekleyen tekneyi kim ayarladı? O tekneyi kim getirdi Ataköy Marina'ya ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun hizmetine verdi? Teknenin hedef noktasında Pendik ya da işte o hatta bir yerde Kılıçdaroğlu için araba hazırlanmıştı. Bu güzergah, bu rota ne zaman ve kimler tarafından çizildi? Niye bütün bunları bilmek bizim hakkımız değil mi vatandaşlar olarak? Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının. Çünkü ne diyorlar? Şu soru soruluyor. Bu FETÖ'cülerin medyası vardı. Askere sızmışlar. Orduya. Emniyet teşkilatına sızmışlar. Yargıyı neredeyse kahir ekseriyetle teslim almışlar. Tamam mı? Yani FETÖ öyle bir şey yapmış. Ve 15 Temmuz'da da bu şartlar altında gidilmiş. Soruyor. CHP de soruyor. AK Parti de soruyor. MHP de soruyor. Hepsi soruyor. Peki nerede bu 15 Temmuz'un siyasi ayağı diye? Düşünsenize, yani Kırıkkale'deki silah fabrikasının müdürünün bile atama yazısı yazılmış 15 Temmuz darbecileri Yurtta Sulh Konseyi tarafından. Kırıkkale'deki silah fabrikasına müdür ataması bile yapılmış. Bilmem neredeki bir askeri ateşeye yazı gitmiş. Siz 15 Temmuz sonrası şuraya Kırıkkale silah fabrikasına müdür olacaksınız diye. Şimdi Kırıkkale'deki silah fabrikasına
müdür ataması bile yapmış Yurtta Sulh Konseyi. Başbakan, Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı ataması yapmamışlar. Öyle mi? Bilmiyorum ben. Tamam, soru olarak soruyorum yani.